Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy tayvanlik vakillarining BDT yig'iniga qatnashishiga to'sqinlik qildi. BDT Okyan yığını 27 iyun Portugaliyada ichilgan bo'lib, Xitoy BDT'deki tekshirish huquqidan foydalanib, Tuvalu vakillar ömikidagi 3 tayvanlikning yig'iniga qatnashishiga to'sqinlik qildi. Fransiya xalqaro radiosining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, BDT Okyan yig'iniga qatnashgan mustaqil orol davlati Tuvalu'ning vakillar ömikida 3 tayvanlik bor bo'lib, Xitoy BDT'deki salohiyat tekshirish komitetining a'zoligi huquqidan foydalanib Mazkur 3 tayvanlikning yig'iniga qatnashishiga to'sqinlik qilgan. Xitoy bu haqda Tuvalu vakillar ömikiga tahdid qilib, mazkur 3 tayvanlikni vakillar tizimligidan chiqarib o'tishi kerakligini, bo'lmasa butun vakillar ömikining qatnashish salohiyatining bekor qilinganligini bildirgan. Tuvalu tashqi ishlar ministri Simon Kofi vakillar ömikini yig'iniga qatnashtirish, shuning bilan birga Xitoyga noroziligini bildirish uchun 3 tayvanlik vakil bilan birga yig'indan ayrilgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi 27 iyun bu haqda Xitoyni qattiq ayiblab, Xitoyning BDT'deki huquqini suiiste'mol qilganligini va Tayvanning do'sti Tuvaluni vakillar ömikining tizimligini qayta tuzishga qistiganligini bildirgan va bu qilmish Xitoyning nachar xarakterini ko'rsatib berdi degan. Ma'lum bo'lishicha, bu yillik BDT Okean yig'ini 27 iyundan 1 iyulgacha Portugaliyaning Lisbon shahrida o'tkazildi ekan. Yig'inda dengiz okean bulg'unishi, dengiz okeanni qo'g'dash va dengiz okean boyligining sijil ishlatilishiga kafolatlik qilish qatorliq konkret masalalar muzokara qilindi ekan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Tayvanning xalqaroliq yig'inlarga qo'shqulluq qilayotgan bo'lib, buning uchun har xil diplomatik vositalardan, xalqaroliq tashkilotlardagi turli imtiyozlardan foydalanmoqda. Amerika boshchiligidagi g'arb allari bo'lsa, Tayvanning xalqaroliq munbarlarda yetarli o'ringa va salohiyatga erishishi uchun tirishchanlik ko'rsatganligini ta'kidlab kelmoqda. Xitoyning 5 shirkati qora tizimlikka kirgizildi. Amerika hukumati Xitoyning 5 shirkatini Rossiyaning harbiy sanoatini qo'llaganlik sababli sodi qora tizimlikka kirgizdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Biden hukumati 28 iyun Rossiyaning harbiy va mudofaa sanoat bazasini qo'llaganligi sababli 6 şirketinin soğudu karı tizimlikiki kirgüzgerlikini ilan kılgan bulup, bunun içindeki 5 şirket Xitayga tabi şirket iken. Washington tarafının eğitişçe bu hareket Amerika'nın Rusya'ya karıtılgan cezanı icra kılış iradesi ve küçünü namayan kıldıgan bulup, bu 5 orundan başka Xitayga bağlanan 20 orun İran'a yardım bergerliki ya ki harbi texnikini kollugallıkı sebeplik uxşaş gündü karı tizimlikiki kirgüzülgen. Mazkur o'rinlarning ichida Xitoy Fanlar Akademiyasi qarmoqidagi bir institut bilan Xitoyning kimyosozlik guruhi bor ekan. Sodi qora tizimlikini nazorat qilishga mas'ul bo'lgan Amerika Sodi ministrligining aytishicha, qora tizimlikdagi 5 Xitoy shirkati Rossiyaning 24 fevral Ukrainaga keng ko'lamda tajovuz qilishdan ilgari qora tizimlikdagi Rossiya organlarini mol bilan ta'minlagan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin to'xtamni davomlashtirib, ularni mol bilan ta'minlagan. Amerika Saudi Ministerliğinin bu vaqtdagi bayonotida bugünkü bu harakat dünyanın her qaysi joylardagi organ ve şahslarga küçülük bir agahlandırış signali. Eğer onlar Rusya'nı kollaş ham hiyalıdı bolsa, Amerika onlarını yitim kaldırdı deyilgen. Bildirilişçe, Xitoyning Amerika'daki baş elçixanası hazırki bununla hiç qandaq inkas qaytırmagan. Rusya armiyasiga yardım beri sebeplik ayıplengen Xitoyning 5 şirketi, Hong Kong'daki Jeda Asia Oboruti Çeklik şirketi, Shinno elektron chaklik shirkati, Jinbei texnik shirkati, Vika elektron chaklik shirkati va Konik elektron shirkati qatorliqlar ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika ta'minlovchi shirkatlari savdo qora tizimlikdagi shirkatlar bilan savdo qilishdan ilgari Amerika savdo ministrligidan eksport qilish ijozatnomasi olishi kerak ekan. Rossiya Ukrainaga besib kirgandan keyin Amerika va uning ittifoqdoshlari Rossiyaning nurg'un shirkatlarini qora tizimlikka kirgizib jazolagan. Undan başka tizimlikdagi uchurlarga asoslanganda Amerika savdo tarmoqlari Rossiya, Arab Birlashma Xalifaligi, Litvaniya, Pakistan, Singapur, Angliya, O'zbekiston va Vietnamdagi bir qism shirkat yoki organni qora tizimlikka qo'shgan. Ammo qora tizimlikka kirgizilgan 36 o'rinning 25-i Xitoydagi tijoratni asos qilgan shirkat organlar ekan.
Xitay məcburi əmgək qanununun təsirini tövəllətişkə urunmaqda. Amerika hükümeti aldınqı həftə Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanununu rəsmi icra qılışqı başlayan deyikən, Xitay bununqı türlük usullarda narazılıq bildirgəndən başqa təsirgə uçurgan şirkət karxanlarını qanuni yardan bilən təminləydiqallıqını dəva qıldı. Xitay Xalqara Sodini İlgiri Sürüş Komitetinin bayanatçısı bugün ötküzülgən muxbirlarını kütüveliş yığınıda Amerikanın alaqadar tarmaqları rəsmi icra qılışqı başlayan Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanunu haqqıda toxtalğan. O sözü de Amerika hükümetinin məcburi əmgək haqqıdaki ayıplaşlarını uydurup çıxıp, Şarkı Türkistan'ın iqtisadi tərəqqiyyatı və Xitay şirkətlərgə zərbi bərgəlliki bazar prinsipiga buzğunçilik qılğanlıqqa haqqıda jar salğan. Xitay bayanatçısı mezkur qanunun təsirgə uçurğan şirkət karxanlarını üç türlük tədbir asasıda qanuni yardan bilen təminləydiqallıqını bildirgen bolup, bunun birincisi Xitayning çigira halqıgan sodi məbliği qanuni yardan süpisiga Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanunuqa qarıda məxsus sahibi ecib, alaqadar xəbər uçurlar bilen təminləş və bu axtı məxsus tərbiyyeləş mülazimiyeti sunuş ikən. İkincisi bolsa təsirgə uçurğan hər qaysı şirkətlərgə məxsus mütəxəssis əvətib, Qanuni yardan mülazimeti bilen təminləş işken. Üçüncüsü, şirketlerini təkşürüş ve tərbiyyeləşki təşkilləb, Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanununun təsirgə təqabül duruşuqa yardan biriş işken. Xitay bayanatçısı sözü deyənən numussuzluq bilen Amerika soda sanayət sahasını özcük alğan xalqara soda sanayət sahasını birlikdə Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanununun səlbi təsirini azaytışqa Amerikanı bu qanunu əməldən qaldırışqı ündəşki çağırdıqallıqı haqqıda jar salğan. Uyğur məcburi əmgəkinin aldını eliş qanunu aldın qəhəbdə, yəni 21-ci iyundun başlap rəsmi icra qılınışqı başlayan bolub, məzkur qanunqa asasən şirkət karxanlar eniq dəlil ispat kəltürməgən təqdirdə, Şərq Türkistandan çıqqan barlıq məhsulatlar məcburi əmgək məhsulat edib qarılıdı və import qılınışı çəkilindu. Türkiye tört tərəf yığınında zor utuqlarını qolğa keltirdi. İspaniya paytaxtı Madriddə ötküzülgən tört tərəf yığınında Türkiye tələb qılğanlarını qolğa keltirdi. Türkiye Avaz Radiosunun xəbərində bildirilişçə Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya prezidenti Sauli Niinistö, Şvetsiya baş ministri Magdalena Andersson və Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı baş katibi Jens Stoltenberg İspaniya paytaxtı Madriddə bir yerə cəm oldu. Yığın taratqularğa yepiq tariqide ekilgan bolup, Finlandiya ve Şvetsiyanın NATO'ğa əza buluş musabısı doğrusidiki xitabname, Türkiye, Şvetsiya ve Finlandiya 3 devletinin taşqı işlam ministerleri tarafından imzalanğan. Bu haqtiki xitabnamede Finlandiya ve Şvetsiya barlıq terrorluq təşkilatlarının Türkiye'ye qaratqan hücumlarını eniq ve keskin ayıplaydı. Finlandiya bilen Şvetsiya PKK ve başka barlıq terrorluq təşkilatları Hem de bu teşkilatlarga çetişlik şahıslarının faaliyetinin aldığını elişini üstüge alıdığallıqı doğrusudu vədi berudu deyilgən. Xitabnamede 3 devletinin terrorluq teşkilatlarının faaliyetinin aldığını eliş üçün öz ara həmkarlıqını küçeytişini karar kılgallıqı bildirilgən bulup, Finlandiya bilen Şvetsiyanın Türkiye təminligən uçur məlumatlarını və dəlil ispatlarını nəzərge alğan halda, terrorluq gümandarlarını çigradın qoğulab çıxırış ya ki qaytırı vetiş tələblərgə tiz sürətli cevap berudiqallıqı, PKK ve barlıq qumaşdılarının pul toplaş, adam qubul qılış faaliyetlerini təkşürüdüqallıqı ve bularını çekleydiqallıqı qeyd qılınğan. Xitabnamı deyənə Türkiye'nin NATO'nun uçuq işik siyasetini qollaydıqallıqını muayyenləşdürgəlliki, Madrid başlıqlar yığınıda Finlandiya bilen Şvetsiyanın NATO'a əza buluşqı təklif qılışını qollaydıqallıqı əskərdilgən. Xitabnamede Finlandiya ve Şvetsiyanın NATO'nun ittifakdaşı bulu süpüte bilen PYD, YPG ve Türkiye'den Fethullahçı terrorluk teşkilatı da bekitilgen teşkilatını kollamaydıqallıqı bildirilgen. Şunlıqlı Şvetsiyanın yeni tihimi küçülük terrorluk cinayetleri kanununu 1. iyuldan başlap icra kılıdıqallıqı, hükümetinin bu kanununu asas kılıdıqallıqı kayıt kılıngan. Xitabnamede Türkiye, Finlandiya ve Şvetsiyanın heçqanda koral embargosu kalmağallıqını cezimleştirgenlikke bildirilgen. Rusya, Biden'nin ayali ve kızıgı embargo yürgüzdi. Rusya, Amerika Prezidenti Joe Biden'nin ayali ve kızını özçüge alğan 25 Amerika puhrasıga embargo yürgüzgenlikini cekarladı.
Rusya Taşkı İşler Ministerliği 25 Amerika Purası'a imbargo yürgüzülgenliği toğırsızı bayanat ilan kılgan bulup, bayanatta Amerika'nın Rusya siyasi mutakhasislerge ve cemiyetki hizmet kılıbatkan kişilerge karşı yürgüzgen imbargolarını izgil halde kenaytgenliği eskertilgen. Ve bunun cevaben Rusya hükümetinin 25 Amerika Purası'a müddetsiz vize çekilmesi koyulganlığı tekitlengen. Bayanatı bildirilişçe tizimlikte Rusya'ya karşı yürgüzülgen imbargolarga münasibetlik tekliflerini sunan şahıslar, Kengash Palata azaları ve üniversite okutkucuları bar bolup, bulardan başka Amerika Prezidenti Joe Biden'ın ayali ve kızımı bar iken. Zelenski Rusya'nı terörlük devleti deb ayıpladı. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusya'nı terörlük devleti deb ayıplab, Birleşken Devletler Teşkilatı'daki hak hukuklarının mahrum kaldırış gerekliliği hakkında çakırık ilan kıldı. Ukrayna, Rusya'nın hücumlarının küçüyüşü ve Kremlin çöktüki bir Soğudu Sarayı'nın bombardıman kılınışı'nı karıta BDT Xavupslik Kengişini ciddi yığınğı çakırgan. O BDT Xavupslik Kengişi'ye uruş başlanğandan buyan ikinci kıtım hitap kılıp, Moskova dairelerinin Ukrayna'a aldın kışan bükünü 62 başkurulduğun bomba, Yekşembe günü 26 raketa bomba atkanlığını etkan. Zelenski BDT'ni 18 kişinin hayatının ayrılışığı sebep bulgan Soğudu Saray hücumunu müstakil tekşürüşke çakırıp, Rusya'nı terörlük devleti deb ayıplıgan. Ve halkara cemiyetke Rusya'nı terörlük faaliyetlerini ahırlaştırganğa kadar, BDT Umumi Kengişi ve BDT Xavupsizlik Kengişideki hak hukuklardan mahrum kaldırış hakkıda çakır kılgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirme köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.